Evet arkadaşlar, nüfus yoğunluğu hesaplamasını aritmatik ve fizyolojik dışında üçüncü bir şekilde daha yapıyoruz. Bu üçüncü şekildeki nüfus yoğunluğumuza da tarımsal nüfus yoğunluğu diyoruz. Tarımsal nüfus yoğunluğunu nasıl hesaplarız diye şöyle bir bakalım. Şimdi bunu hesaplamak için bölgenizde ya da ülkenizde nereyi hesaplayacaksanız o alanda tarımda çalışan toplam nüfusu alıyorsunuz. Tarım nüfusunuzu bölgenin tarım alanlarına bölüyorsunuz. Tarım toprağınızın yüz ölçümü neyse o alana bölüyorsunuz. Peki burada neyi hesaplamaya çalışıyorsunuz? Her bir kilometre kare tarım toprağına düşen tarım işçisi sayısını buluyorsunuz. Şimdi burada her bir kilometre kare tarım toprağına düşen tarım işçisi sayısını bulmak hedefindesiniz. Bu sizin bölgenizin göç verip vermeyeceğini de gösteren bir rakam oluyor aslında. Şöyle ki tarımsal nüfus yoğunluğu çok yüksek çıkarsa bölgenizde o zaman toprak halkın, tarımda uğraşan halkın ekonomik anlamda karnını doyuramıyor demektir. Ve bu durumda da halk göç etmek zorunda kalacaktır. Şimdi tarımsal nüfus yoğunluğu hesaplanırken siz yine tarım alanlarının yüz ölçümüne böldüğünüz için tarım nüfusunu engebe devreye giriyor. Eğer yaşadığınız bölge çok engebeliyse o zaman tarımsal nüfus yoğunluğunuz çok fazla çıkıyor. Bu oranın Türkiye'de en yüksek çıktığı yer Doğu Karadeniz bölümü oluyor. Neden Doğu Karadeniz? Şimdi Doğu Karadeniz'de halkın birinci geçim kaynağı tarımdır. Doğu Karadeniz Türkiye'nin çok önemli bir tarım sahasıdır. Yani çayımızın, fındığımızın, mısırımızın, hatta Rize ve çevresinde turunçgiller, zeytin gibi ürünlerimizin bile yetiştiği bir tarım sahasıdır. Şimdi halk tarımda uğraşır. Tarım nüfusu çok fazladır. Ama bu arada engebe fazla olduğu için tarım alanı miktarı azdır. Tarım alanı az olunca tarımsal nüfus yoğunluğu yüksek çıkar. Sevgili arkadaşlar, bu yoğunluk düz arazilerde az çıkıyor. Bakın İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Marmara bölgesi gibi toprakların sade olduğu yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğunuz düşük çıkıyor. Doğu Karadeniz'in yoğunluğunun fazla olması Türkiye'nin yıllarca en çok göç veren bölümünün Doğu Karadeniz olmasını sağlamıştır. Demek ki nüfusun sayısını bilmek kadar nüfusun yoğunluğunu da bilmek gerekiyor ki bu yoğunluğa göre o bölgelerde çeşitli yatırımlar yapabilirsiniz. Ama aynı zamanda nüfusun sayısını bilmek kadar nüfusun yapısını da bilmek lazım. İşte başlangıçta söylediğimiz demografi bilimi nüfus yapısı hakkında bize bilgiler veriyor. Nüfusun yapısı derken genç nüfus, yaşlı nüfus ya da işte çalışan nüfus, çalışmayan nüfus, kadın nüfus, erkek nüfus, okuma yazma oranı, okur yazar nüfus ya da olmayan nüfus gibi oranlar nüfusunuzun yapısal özelliklerini getiriyor. Şimdi bizim ülkemizdeki nüfus yapısı şöyle incelenirse bakın neler göreceğiz. Türkiye'nin nüfus yapısını görebilmek için Türkiye'nin yaşa ve cinsiyetlere göre ayrılmış nüfus piramidine bakıyoruz. Evet, Türkiye'ye ait nüfus piramidimizin görüntüsü bu. Şimdi arkadaşlar nüfus piramidinde neleri görebilirsiniz? Önce onu konuşalım. Nüfusun sayısal değerini görebiliyoruz piramitlerde. Yaşlara ayrılmış olarak nüfusu görebiliyoruz. Yani yaşlı nüfus, genç nüfus oranımızı görebiliyoruz. Aynı zamanda bu piramitlere baktığımızda nüfusun ne kadarının aktif çalışabilecek yaşta olduğunu, ne kadarının ise çalışmayan tüketici nüfus, bağımlı nüfus olduğunu görebiliyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin nüfus piramidine baktığımızda karşımıza çıkanlar şunlar. Ülkemizde 15 yaş sınırının altında kalan nüfusu, şuradan şöyle bir isterseniz sınır çizgisini çizelim görelim. Genç ve çocuk nüfus olarak adlandırıyoruz. Ve Türkiye'de şu anda nüfusumuzun %24'e yakını bu grupta yer alıyor. Genç ve çocuk nüfusta. Şimdi bu nüfus ister istemez tüketici nüfus oluyor. Yani bağımlı nüfus oluyor. Bir ülkede tüketici nüfusun fazla olması o ülkenin ekonomik anlamda çok fazla gelişmediğinin göstergesi oluyor. Şimdi aynı piramide baktığınızda 60 yaşın üzerinde gösterilen grafik ise
yaşlı nüfusunuzu gösteriyor. Türkiye'de gördüğünüz üzere 60 yaş ve üzerindeki bölüm daha dar, daha küçük. Yaşlı nüfusumuzun az olması yine ülkenizin yeterince gelişmediğinin göstergesi oluyor. Çünkü yaşlı nüfusun artıyor olması ya da artması, fazla olması ülkede sağlık hizmetlerinin geliştiğini ve ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan standartının yüksek olduğunun göstergesidir. Bu arada kalan nüfussa, yani 15'ten 60 yaşa kadar olan nüfussa ülkemizin orta yaş grubunu gösteriyor. Bu nüfus aynı zamanda ülkenin çalışma çağındaki nüfusu olarak da karşımıza çıkıyor. Çalışma çağındaki nüfusun miktarı ya da oranı nüfus piramidinden, nüfusa ait şu çizilen piramitlerden rahatlıkla bulunabiliyor. Fakat çalışma çağındaki nüfusun ne kadarının çalışıp ne kadarının çalışmadığı, yani ülkenizin işsizlik oranını bu piramitlerden bulabilme şansınız olmuyor. Bu piramitten elde edilen sonuçları ben şöyle bir sıralayayım. Ülkemizde doğum oranının yüksek olduğunu görüyorsunuz. 14 yaş ve altındaki nüfus sayısının fazla olması gösteriyor bunu bize. Fakat yine dikkat ederseniz 0-4 yaş grubunun azalmış olması doğum oranının ülkemizde hızla azalmaya başladığını, yani ülkemizin hızla gelişen bir ülke olduğunu göstergesi. Şimdi yine aynı nüfus piramidinden Türkiye'de erkek ve kadın nüfusun aşağı yukarı birbirine yakın olduğunu görebiliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin bu piramidine bakarak yaşlı nüfus oranının düşük olduğunu, ülkemizde yaşlı nüfus oranının düşük olmasının yeteri oranda gelişmişliği yakalayamamamız sonucu olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bu piramit üzerinden Türkiye'ye ait bazı değerleri konuşalım. Türkiye'de okuma yazma oranı giderek artıyor ve çok hızlı bir şekilde artıyor. Türkiye'mizin okur yazar oranı %95'lere kadar ulaştı. Yani okur yazar nüfusunun içerisinde ağırlıklı olarak erkek nüfus var. Yani erkek nüfusta okuma yazma oranı %98'lere kadar çıkarken kadın nüfusta bu oran %90-91'lerde kalıyor. Ortalaması ülkemiz 2011 yılı verilerine göre %95'i okur yazar, gelişmiş bir ülke görüntüsüne sahip. Yine Türkiye'nin bir başka nüfus özelliğine, kır kent nüfus özelliğine bakarsak kentleşme oranımızın kır nüfusumuzdan fazla olduğunu, kentleşmenin fazla olmasıyla beraber Türkiye'nin sanayileşmiş bir ülke olduğunu görüyorsunuz. Nüfus özelliklerinden bir diğerine bakarsanız kadın erkek nüfusunun Türkiye'de dengeli olduğunu, erkek nüfusumuzun çok küçük bir farkla, yani erkek nüfusu %50.6 ile kadın nüfusundan biraz daha fazla ama aşağı yukarı dengede olduğunu görürsünüz. Kadın erkek nüfusunun dengesini bozan şeylerin başında genellikle işte doğum, savaşlar ve göçler yer alıyor. Sevgili arkadaşlar, bunu unutmayalım lütfen. Bir bölge göç alıyorsa o bölgede erkek nüfus fazla olur. Bölgeniz göç veriyorsa bölgenizde kadın nüfus fazla olur. Türkiye'de genel olarak bakıldığında ülkemizde Marmara gibi, Ege gibi bölgelerde ve Akdeniz'de göç alındığı için erkek nüfusun fazla olduğu, Türkiye'de Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da ise kadın nüfusun daha yüksek olduğu görülür. Yine Türkiye nüfus özelliklerinden bir başkasına bakalım. Ülkemizde çalışan nüfusun sektörel dağılımına bakalım. Arkadaşlar, çalışan nüfusun sektörel dağılımı da ülkenin gelişmişliği hakkında bilgi veren faktörlerden biridir. Türkiye'de 2011 yılı itibariyle en fazla çalışan nüfusumuz hizmet sektörüne toplanmıştır. Hizmet sektörünün oranı ülkemizde çalışan nüfusun %50'sinin üzerindedir. Ki bu ülkenin gelişmişliğini gösterir. Bu arada ülkede tarımda çalışan nüfusa birinci ekonomik faaliyette çalışan nüfus denir. Sanayide çalışan nüfusa ikinci ekonomik faaliyette çalışan nüfus denir. Hizmet sektöründe çalışanlar ise üçüncü ekonomik faaliyette çalışmış olur. Hizmette çalışanların fazla olması ülkenin daima gelişmişlik düzeyinin yüksek olduğunun göstergesidir. Yine Türkiye'nin nüfusuna ait bir başka özellik bakılırsa, zaten eğitim programı ve kırkent nüfusu ülkenin nüfusuna ait en önemli özelliklerden biridir.
ülkedeki nüfus dağılışı dikkati çeker. Bir ülkenin gelişmişlik oranı yüksekse, o ülkede nüfusun dağılışı ülkede dengeli gerçekleşir. Gelişmişlik düzeyi düşükse, ülkede nüfusun dağılışını doğa koşulları çok fazla etkilemiş olur. Aslında Türkiye'de doğa koşullarının Türkiye nüfus dağılışına etkili olduğu söylenebilir. Doğu Anadolu bölgesinin yüksek bir engebeli olması, ülkemizin en az nüfuslu sahası olması anlamına geliyor. Şimdi bütün bunlardan sonra Türkiye'ye ait bir haritada ülkemizin hangi bölümlerinde daha çok nüfus var, hangilerinde daha az var beraber görelim. Evet, Türkiye'de nüfusun dağılışına ait bir haritaya baktığımızda ki haritamız aslında nüfus yoğunluklarına göre hesaplanmış, aritmatik nüfus yoğunluklarına göre ve kilometre kare düşen insan sayısının en fazla olduğu sahalarda görüyorsunuz koyu kırmızıyla boyanmış arkadaşlar. Marmara bölgesinin Türkiye nüfusunda en yoğun alana sahip olduğu sahaların İstanbul, İzmit, Adapazarı ve Güney Marmara'dan Bursa çevresiyle karşımıza çıktığını göreceksiniz. Ege bölgesinde en yoğun nüfuslu saha ise İzmir ve çevresiyle karşınıza çıkacak arkadaşlar. Marmara'da İstanbul, İzmit, Adapazarı ve Bursa. Ege'de İzmir aynı nedenlerle çok yoğun nüfuslu. Bunlar Türkiye'nin sanayi sahalarını oluşturuyor. Akdeniz bölgesinde Türkiye'nin çok yoğun nüfuslu alanlarından birine rastlıyorsunuz. Adana ve Adana'nın devamında Güneydoğu'da da Türkiye'nin yoğun nüfuslu bir sahası var. Gaziantep ve çevresi olarak karşımıza çıkıyor. Yoğun nüfuslu alanları İç Anadolu bölgesinde görebiliyoruz. İç Anadolu'da Ankara'nın çok önemli bir hizmet kenti olması Ankara'da nüfus yoğunluğunun artmasına sebep oluyor. Yalnız dikkat ederseniz nüfusun yoğun olduğu sahaları Karadeniz bölgesinde de görebiliyoruz. Kıyı Karadeniz'de özellikle Rize, Orta Karadeniz'deki illerden Samsun, Batı Karadeniz'de ise Karabük, Ereğli çevresi, demir çelik fabrikalarının varlığı nedeniyle ülkemizin en yoğun nüfuslu alanlarını oluşturuyor. Türkiye'nin en tenha yerlerini ise, bakın arkadaşlar, kilometre kareye 30 kişi ve onun altında olan sahaları açık beyaza yakın bir renkle boyamışız. En az nüfuslu alanlardan biri gördüğünüz gibi Doğu Anadolu'nun uç noktası Hakkari ve çevresi oluşturuyor. Yine Türkiye'nin en az nüfuslu sahaları içerisinde Doğu Karadeniz'de Artvin çevresini görüyorsunuz. Seyrek nüfuslu alanlarda İç Anadolu bölgesinde Sivas Dolayları ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi yani Erzincan, Erzurum'a yakın olan bölümü oluşturuyor. Seyrek nüfuslu alanlardan bir diğerini Akdeniz bölgesinde Antalya ve Adana bölümleri arasında Taşeli platosunun üzerinde görüyorsunuz. Bunlar ülkemizin en tenha yerleri ve tenha olmalarının nedenleri sanayilerinin, ekonomilerinin gelişmemiş olması. Bu kadar olmasa da Türkiye'nin diğer az nüfuslu bölgelerinde, bölümlerinde Doğu Anadolu'nun Erzurum, Kars, Yukarı Murat, Van bölümleri, Karadeniz bölgesinin Orta Karadeniz bölümü ve İç Anadolu'da Konya ve çevresi, yine az nüfuslu alanların içerisinde Marmara'da Yıldız Dağları ve Çanakkale, Ege'de de Menteşe yöresiyle karşılaşıyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de nüfusun dağılışında doğa koşullarının çok büyük bir etken olduğunun göstergesi bu aslında. Yani şöyle ki, Marmara'da Yıldız Dağları'nın az nüfuslanmasının nedeni engebenin fazla olması ve dağların kıyıya paralel uzanmasıdır. Aynı şekilde Ege'de Menteşe yöresinin az nüfuslanmasının nedeni dağ uzanışıdır ve beraberinde engebenin fazla olmasıdır. Akdeniz'de Taşeli platosunun seyrek nüfuslanmasının nedeni engebe ve dağ uzanışıdır. Aynı şey Hakkari, Doğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'de Artvin çevresi ve Doğu Anadolu'nun daha doğrusu Yukarı Fırat bölümünün kuzeyi de gene aynı nedenlerle yani engebenin varlığı ve yükseltinin varlığı nedeniyle dağ uzanışı nedeniyle seyrek nüfuslanmıştır. İç Anadolu'da Tuz Gölü çevresindeki seyrek nüfuslanma da bu kez iklimden yani yağış miktarının düşük olmasından kaynaklanır. Öyleyse Türkiye'de nüfus dağılışında doğa koşulları hakikaten çok büyük bir etkiye sahiptir diyebilirsiniz.
Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi Türkiye'deki yerleşmeleri de bir sınıflandıralım. Yerleşmeleri temelinde biz kırsal yerleşmeler ve kent yerleşmeleri şeklinde ikiye ayırıyoruz. Kır ve kent yerleşmeleri arasındaki temel fark ise kır yerleşmelerinde nüfusun 10 binin altında olması, kent yerleşmelerinde ise nüfusu 10 bin ve üzerinde yer alması. Ama başka farkları da var tabii. Kırsal yerleşmelerde birinci ekonomik faaliyetin, yani tarım ve hayvancılığın yoğunluk kazanması, kent yerleşmeleri ise daha çok ikinci ve üçüncü ekonomik faaliyetlerde, yani sanayi ve hizmet sektörlerinde karşımıza çıkması gibi bir farklılıkları var. Şimdi bizler kır yerleşmesini, yani nüfusu 10 binin altında olan yerleşmeleri kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Nasıl ayırıyoruz? Köyler ve köy altı yerleşmeler olarak. Köyler muhtarlıkla yönetilen ekonomik faaliyeti tarım, hayvancılık şeklinde olan yerleşim merkezlerimizin adı. Fakat bazen köylerden daha küçük yerleşim merkezleri de karşımıza çıkabiliyor. Köyden daha küçük olan yerleşim merkezlerine de köy altı yerleşmesi diyoruz biz. Şimdi eğer köy altı yerleşmesindeyseniz ve ekonomik faaliyetiniz yine de tarımsa, o zaman yerleşme sürekli oluyor, devamlı yerleşme oluyor. Köy altı yerleşmesi yapıyorsanız ama ekonomik faaliyetiniz daha çok hayvancılıksa, o zaman yerleşmeniz geçici yerleşme şeklinde karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar, köy altı yerleşmelerinden sürekli yerleşmeler çiftlik, mahalle, mezra ve divanlar şeklindedir. Bunlar ekonomisi tarıma dayalı olan yerleşmelerdir. Geçici yerleşmeler yayla, ahıl, kom, dam, oba şeklinde adlandırılan yerleşmelerdir. Ve bu yerleşmeler hayvancılıkla uğraşıldığı için yerleri değişebilen ya da mevsimsel olarak kurulabilen yerleşmelerdir. Bu yüzden biz onlara geçici kıraltı yerleşmeleri ya da köy altı yerleşmeleri deriz. Şimdi eğer nüfusunuz 10 binin üstündeyse ve yerleşmeniz kent yerleşmesi şeklindeyse, kentlerinizi şu şekilde sınıflandırabilirsiniz. Büyüklüğüne göre kentler yapabilirsiniz. Büyüklüğüne göre kentler, kentin çevreye verdiği etkiye göre isimlendirilir. Yani yerel etkiye sahip olanlar, bölgesel etkiye sahip olanlar ve küresel etkiye sahip olan kentler şeklinde sınıflandırılır. Arkadaşlar, eğer kentinizin ekonomik faaliyeti, yani ekonomik fonksiyonu yalnız bir fonksiyondan oluşuyorsa, kentiniz sadece tarım kenti ise, sadece hayvancılık kenti ise, o zaman daha çok yerel etkiye sahip bir kent oluyor. Mesela Bartın gibi. Eğer sizin kentiniz bulunduğu bölgeyi ya da Türkiye'yi etkisi altına alabilecek büyüklükte fonksiyonlara sahip oluyorsa, Ankara gibi, o zaman kentinize bölgesel kent diyorsunuz. Eğer kentiniz dünyayı etkileyebilecek ekonomik faaliyetlere sahipse ve çok fonksiyonlu bir kentse, o zaman küresel kent diyorsunuz ki İstanbul aslında çok net olmasa da küresel kente örnek olarak verilebilir.